Değerli dostlar, uluslararası menfaatler önemlidir. Ülkelerin uzun vadeli duruşları ve elbette ki ulusal çıkarlarından asla taviz vermeden milletini koruyarak ama aynı zamanda uluslararası dilin hassasiyetini de taşıyarak bin kez düşünüp bir kez konuşarak yönetmesi gereken uluslararası ilişkileri aynı bu hassasiyetle yönettiğimiz takdirde başta Almanya olmak üzere dünyanın her ülkesiyle saygın seviyeli ilişkileri yönetebilme kapasitesine, kabiliyete ve binlerce yıllık devlet geleneğine sahibiz. Bu çok önemli. Bu geleneği taşıyarak hareket ettiğimiz zaman ben hiçbir sorunumuzun olmayacağını düşünüyorum. Zira avantajları olan bir ülkeyiz. Çok genç bir nüfusumuz var. Pırıl pırıl zihinler var. Çocuklarımız iyi yetişmeyi bekleyen, dünya insanı olmayı bekleyen, iyi yetiştiği zaman hem yaşadığı şehre, hem yaşadığı ülkesine, hem de bütün dünyaya faydalı işleri en iyi şekilde yapmaya hazır müthiş bir insan kaynağımız var. Ama bizim bütün çağdaş unsurlarla o nesli yetiştirip elbette ki kendi özgün yaşam biçimini de unutmadan, onu da hissederek, bilerek dünya insanı olduğu takdirde büyük başarılara imza atacak bir insan kaynağımız var. Dünya da bunun farkında. Onun için önemliyiz, değerliyiz. Stratejik konumumuz ve oradaki etrafımızda dünyanın kilitlendiği birçok mevzu olaya baktığımızda bizim duruşumuz çok önemli bir pozisyon elde ediyor. Çok önemli. Günübirlik kararlarla değil, uzun vadeli, uzun süreli çıkarları koruyarak hareket etme biçiminin ülkemize sağlayacağı yarar, sizlere de sağlayacağı o gurur duyacağınız bir atmosfer. Evet, benim ülkemin politikaları doğrudur. Günübirlik değil. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum kendi yaşamımda ve yol arkadaşlarıma. Gerçeklikle ilgilenelim. Hamasetle değil. Popülizmden ve bu dili kullananlardan uzak duralım. Gerçek dünya. Eğitim, üretmek, gelişmek, geliştirmek, yaşam kalitesi, iyi eğitimli bir topluluk olmak, iyi bir çevre var etmek, iyi bir çevrede sağlıklı bir yaşam ortaya koymak, eşitlik, özgürlük, etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, birbirine saygı duyan, ortak değerleri üzerinden güzel bir dünya inşa edebiliriz ülkemizde ki bu çok kolay. Kaldı ki bütün bu bahsettiğim şeyler aslında adı var. Demokrasi ve cumhuriyet. Demokrasi ve cumhuriyet. Onun için minnet duyuyorum. Onun için gerçekten yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyoruz. İşte bu özgür ortam, o demokrasinin o tılsımı olmadığı zaman benim nefesim darlanır. Yani ben kendimi nefes alamaz bir pozisyonda hissederim. Bana nefes aldıran şey benim özgürlüğüm. Benim değil, hepinizin özgürlüğü. Ve demokrasinin güzelliği bizim topraklarımızda var. Çağdaşlık bizim topraklarımızda var. Hem de bugüne dair değil, binlerce yıldır var. Binlerce yıldır. Yani tarihin köklerine gidelim. Mezopotamya'yı hatırlayalım. Yani bütün o coğrafyada, Anadolu'da, Trakya'da binlerce yıldır var. Artık o duygular bizim genetiğimizde var. Bizim geçmişimizde var. Mevlana'da var, Yunus'ta var, Hacı Bektaş-ı Veli'de var. Bunları yaşamak, hissetmek için başka kaynaklara da ihtiyacımız yok aslında. Hani Yunus Emre'nin çok güzel bir sözüdür. Demokrasinin bence çok özlü bir tanımıdır. Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san. Empati bugünkü adı. Çok basit. İşte bu duygularla
yaşam biçimimizi olgunlaştırdığımız, gerçeklikle hayata tutunduğumuz ve bütün bugünün sakıncalı diliyle bizi ayrıştırmaya çalışan unsurlardan, kişilerden, gruplardan uzak durduğumuz takdirde bizim mutluluğumuzu, huzurumuzu hiç kimse bozamaz. İşte şahsen yürüdüğümüz yol budur. İstanbul'u Türkiye'nin en güzel kentini, dünyanın merkezi olmaya aday bu güzel kenti tüm sosyal demokrat ilkelerle önce insan diyen ve insana dair projeler üreterek toplumun refahını ve toplumun huzurunu düşünerek hareket eden bir anlayışla yöneteceğiz. Bütün yol arkadaşlarımla bu anlayışla yola çıktım. Ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Siyaset üstü bir tutumla, siyasetin, partilerin amaç olmadığı bir anlayışla, hizmet için bir araç olduğu anlayışla, benim partime gel her şey çok güzel olacak diyen değil, hep birlikte olursak her şey çok güzel olacak diyen anlayışla hareket edeceğiz. Toplumsal milli menfaatlerimiz ve ülkemizin geleceği, beka sorunu bir partiye ait olmakla çözülmez. Bir olmakla, iri olmakla ve diri olmakla çözülür. Dolayısıyla bunun yansıması olarak şehre yaratmak istediğimiz derin felsefe budur. Evet, hiçbir menfaat beklemeksizin İstanbul İttifakı diyerek yola çıktık. Demokrasimize verilmeye çalışılan zararı hep birlikte önledik. Dünyaya ilham kaynağı olduk. İnanın buna. İnanın buna. Yüzlerce yabancı kimlikle insanla, büyükelçiyle, başkonsolosla, cumhurbaşkanlarıyla, beni ziyaret eden insanlarla Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya, Afrika'dan Avrupa'nın göbeğine, insanlar toplumumuzun bu diri tutumuna, bütün baskıya rağmen kendi iradesine hiç kimseye dokundurtmayan demokrasi ahlakıyla müthiş bir ilham kaynağı olmuştur. Dün Budapeşte belediye başkanıyla yan yana söyleşiye katıldık. Ağustos'un ilk haftası, seçimden yaklaşık bir ay sonra beni ziyarete geldi kendisi. Ben Budapeşte'nin sosyal demokrat adaylarından birisiyim. Budapeşte'yi yıllardır yöneten anlayışın sürecine son vermek istiyorum. Sizden tavsiye almaya geldim dedi. Önce birleşin dedim. Mutlak bir toplumsal ittifak sağlayın dedim. Ve mutlaka rakibinizi görmeyin. Sizin muhatabınız halktır dedim. Halkla konuşun. Halkın ihtiyaçlarıyla muhatap olun. Ve asla iyi dilinizden vazgeçmeyin. Her zaman pozitif düşünceyi moral olarak topluma aktarın. Budapeşte halkı bence sizden bunu bekliyor dedim. Esprili bir şekilde yani karşıladım ama baktım gerçekmiş. Bana diyor ki kameralara seni destekliyorum. Ey Budapeşte halkı bu arkadaşımızı seçin şeklinde benden demeç istedi. Dedim yok bu doğru bir metot değil. O zaman Budapeşte halkı sana oy vermez. Yani niye İstanbul'daki bir Türk vatandaşı bizim işimize karışıyor der. Ben Budapeşte halkı için iyi dileklerimi iletiyorum. İstanbul Budapeşte'nin iyi olmasını ister. Ben Budapeşte'de aday olan arkadaşıma başarılar diliyorum dedim. Bu senin için daha iyi isabetli bir görüştür diye kaydı aldılar. Sonra ayrılırken dedi ki iyidir her zaman kazanır mı yani bazen de haddini bildirmek lazım. Dedim yok sen iyi dili kullan vatandaş haddini bildirir dedim. Sen de bundan endişe etme.
Çok sürpriz bir biçimde bu arkadaşımız gerçekten Budapeşte'de belediye başkanlığını kazandı. Kazandıktan sonra da bana teşekkür etti. İşte İstanbul'un ilhamı Avrupa'nın göbeğinde. Bu kadar net. Ben bu dili kullanıyorsam, inanın içtenlikle, samimiyetle söylüyorum ki, bu dili kullanıyorsam bu dilin sahibi 16 milyon hemşerim, 82 milyon vatandaşım ve sizlersiniz. Her birinizin emeğine, her birinizin katkısına, demokrasi olan inancınıza, bağlılığınıza, bizi yalnız bırakmayarak maddi manevi bu sürece katkı sunmanıza, ayrım yapmaksızın herkese, demokrasi mücadelesinin bir parçası olmasına, oy versin vermesin, desteklesin desteklemesin. Zaten demokrasi çoğunluğun yönetme hakkı ama azınlığın da var olma hakkıdır. Dolayısıyla ben artık İstanbul'un 16 milyon insanının belediye başkanıyım. Benim bu duruşumu sağlayan sizlere ve sesim olan, bugünkü ifadelerimin en değerli parçası olan hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir devlettir. Göreceksiniz yakın bir zamanda yaşadığımız bu anların bambaşka bir döneme evrildiğini yaşayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti bulunduğu bölgenin barışın temsilcisi olacak, demokrasinin kaynağı olacak ve göreceksiniz ileri demokrasinin çağdaşlığın da ışığı olacak. Bunu hep beraber başaracağız. Bu burada bitmez. Berlin, İstanbul ilişkilerini en üst seviyeye taşıyacağız. Kardeş şehrimiz olan Köln'le olan ilişkilerimizi de en üst seviyeye taşıyacağız. Göreceksiniz Almanya'da her zamanki gibi çok itibarlı, çok başıdık, güzel bir milletin fertleri, bireyleri, evlatları olarak gururla işinize, hayatınıza devam edeceksiniz. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.